Dünyadan Türkiye'de yine ülkemizle ilgili en çok konuşulanları, tartışılanları ve analizleri sizin için derledik. Geçtiğimiz haftaya dünyanın en büyük diplomatik etkinliklerinden biri olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalar damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşması dünya basını tarafından yakından takip edildi. Öne çıkan başlıklara birazdan göz atacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta gerçekleşen zirveye katılmadan önce Atatürk Havalimanı'nda Suriye özelinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın, "Esad'la görüşmek için irade ortaya koyduk. Biz görüşmeye hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz." Açıklaması gündeme otururken açıklamadan bir gün sonra Esad'dan genel af açıklaması geldi. Detayları bu bölümde konuşuyoruz. Türkiye, doğalgaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için anlaşmalar imzalamaya devam ediyor. Türkiye'nin kamu kurumu BOTAŞ, Nisan'dan bu yana 3 farklı şirketle LNG tedariği anlaşması imzaladı. Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi Çelik Kubbe Savunma Araştırma Kuruluşları tarafından ilgiyle karşılandı. Bugün Çelik Kubbe'ye sistem hakkında konuşulanlara ve analizlere odaklanacağız. Sadece hava savunma sistemi değil, bu bölümde Türkiye'nin savunma sanayisiyle ilgili konuşulanları genel olarak masaya yatırıyoruz. Japon araştırmacı Hiroyuki Akita, Eylül ayı başında Türk dış politikasını daha iyi anlamak için Türkiye'ye geldi. Ziyaretinin ardından yazdığı makaleyi birazdan inceleyeceğiz. Türkiye'nin kendi küresel konumlandırma sistemine sahip olması ne anlama geliyor? Bu sorunun cevabını sadece biz değil, dünya da merak ediyor. Türkiye'nin küresel konumlanma hamlesini bu bölümde masaya yatırıyoruz. Türkiye'nin BRICS üyeliği konusu son bir aydır ülkemiz hakkında en çok konuşulan konu. BRICS üyesi ülkeler, hatta üye olmayan ülkeler bile Türkiye'nin gruba girişiyle ilgili görüş bildirdiler. Geçen hafta Hindistan'da, Pakistan'da ve Çin'de Türkiye'nin BRICS üyeliği ile ilgili konuşulanları masaya yatırmıştık. BRICS tartışmalarına bu hafta da göz atacağız. Son olaraksa Amerikalı bir FETÖ'cünün Yunan gazetesine yaptığı çağrıyı konuşacağız. Washington'da çalışan araştırmacı Yunan gazetesinde açıkça çağrı yaparak Amerika'nın Türkiye'ye karşı sert tavır almasını istedi. Ancak unutmayın, birazdan konuşacaklarımız bizim düşüncelerimiz değil. Dünyadan Türkiye'de her hafta kapsamlı bir basın taraması yapıyoruz ve ülkemizin isminin geçtiği kayda değer analizleri sizinle paylaşıyoruz. Bu bölüm için ulaştığımız yüzlerce haberden sizin için kritik 16 tanesini seçtik. Vakit kaybetmeden başlayalım. Geçen haftaya dünyanın en büyük diplomatik etkinliklerinden biri olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalar damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşması dünya basını tarafından yakından takip edildi. Öne çıkan başlıklarsa şunlardı. Katar merkezli El Cezire, Erdoğan'ın "Batı değerleri Gazze'de öldü" sözlerini öne çıkardı. Erdoğan, Netanyahu hükümetini durdurmaya çağırdı ve başbakanı Adolf Hitler'e benzetti. İfadelerine yer verdiler. Amerika'nın ünlü gazetesi Politico, Erdoğan'ın Biden'dan hemen sonra konuştuğuna ve Amerika'nın bölgedeki politikalarını eleştirdiğine yer verdi. Erdoğan, İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren devletlerin Gazze'deki durumdan da sorumlu olduğunu belirterek bu devletlerden en kısa zamanda Filistin devletini tanımalarını istedi, diye yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta gerçekleşen zirveye katılmadan önce Atatürk Havalimanı'nda Suriye özelinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın, "Esad'la görüşmek için irade ortaya koyduk. Biz görüşmeye hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz." Açıklaması gündeme otururken açıklamadan bir gün sonra Esad'dan genel af açıklaması geldi. Suriye rejimi ile Türkiye arasındaki normalleşme yolunu engelleyen pek çok faktör var. Bunlardan biri de İran etkisi. Orta Doğu odaklı çalışmalar yapan, özellikle de İran'a odaklanan araştırmacı gazeteci Ramazan Bursa'nın kaleme aldığı analiz, Suriye-Türkiye normalleşmesinde etkili olduğu düşünülen İran faktörünü ele aldı. El Cezire'de yayınlanan analizde İran'ın olası normalleşmeye karşı politikası şu sözlerle özetlendi.
İran açısından bakıldığında Tahran'daki hükümet Suriye'deki statükoyu değiştirmeye pek de istekli görünmüyor. Ankara ve Şam arasındaki herhangi bir normalleşmenin Tahran'ın Suriye'de 13 yıldır oluşturduğu etkiyi zayıflatabileceği düşünülüyor. İran, Suriye'deki siyasi sistemin yeniden düzenlenmesinin önemli kazanımlarını tehlikeye atabileceğinin farkında ve bu sebeple kendisine daha fazla hareket alanı sağlayan mevcut durumu sürdürmeyi tercih ediyor. Analizde İran'ın bu endişeleri Bosna sendromu olarak nitelendirildi. İran'ın 1992-1995 yılları arasında Bosna'da etkili bir şekilde bulunduğu ve Sırplara karşı Boşnaklara destek verdiği hatırlatması yapılarak, ancak Dayton Anlaşması'nın ardından İran yumuşak güç kurumları ve askeri danışmanlar aracılığıyla kalmayı planladığı halde kendisini sahneden çekilmek zorunda buldu, yorumu yapıldı. Tarihte yaşananları Tahran'ın göz ardı etmediği öne sürülen analizde Bosna tecrübesinin İran için ağır bir ders olduğu ve İran'ın Suriye'de bu senaryonun tekrarlanmasından korktuğu yazıldı. Türkiye doğalgaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. Türkiye Kamu Kurumu BOTAŞ Nisan'dan bu yana 3 farklı şirketle LNG tedariği anlaşması imzaladı. Geçtiğimiz günlerde Fransa merkezli çok uluslu enerji şirketi Total Energies ile varılan anlaşmayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu. Anlaşma kapsamında Türkiye 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 1.6 milyar metreküp LNG tedarik edecek. Bloomberg, Türkiye 10 yıllık Total Energies tedarik anlaşmasıyla gaz merkezi hedefini yükseltiyor başlığıyla haberi duyururken, Türkiye'nin bölgesel bir yakıt merkezi olma yolundaki çabalarını hızlandırdığı bildirildi. BOTAŞ'ın bu yıl bir dizi yeni LNG anlaşması imzalayarak tarihsel olarak Azerbaycan, Rusya ve İran'dan gelen boru hattı gazının hakim olduğu bir tedarik karışımını çeşitlendirdiğine dikkat çekti. Bu, Ankara'nın hem Moskova hem de Tahran'la 2025 ve 2026'da sona erecek uzun vadeli tedarik sözleşmelerini yenileme müzakerelerinde elini güçlendiriyor, yorumunda bulundu. Reuters haber ajansı da Bloomberg gibi çeşitli gaz tedariğinin Türkiye'ye daha iyi şartlar için pazarlık yapma şansı verdiğine dikkat çekti. Rus ve İran şirketleriyle olan sözleşmelerin 2025 ve 2026'da sona ereceği hatırlatması yapılarak, yapılan anlaşmaların Türkiye'nin Rusya'ya ve İran'a gaz bağımlılığını azaltmasına sebep olacağı bildirildi. ABD Deniz Kuvvetleri Lisansüstü Okulu'nda enerji uzmanı olan Profesör Brenda Schaefer Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gaz ithalat hamlesinde iki hedefi var. Birincisi, Rusya ve İran'dan ithalat hacmini düşürmek. İkincisi, Türkiye kendisini bir gaz tedarik merkezi olarak konumlandırmayı umuyor. Ancak Avrupalı alıcılar yeterli uzun vadeli gaz sözleşmesi imzalamadı, dedi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz ihracatını artırmaya yönelik adımlar atarken Berlin merkezli NTV Almanya'da bir analiz yayınlandı. Türkiye'nin Rusya'dan bağımsız olmak için gaz arzını çeşitlendirdiği bu durumdan Almanya'daki gaz müşterilerinin de mutlu olabileceği yazıldı. Alman medyasında yer alan analizde, Ankara'daki hükümet ilk kez gelecekte Avrupa'ya da gaz satmak istiyor. Bu, kıtadaki arz güvenliğini artıracak ve aynı zamanda orta vadede fiyatları da düşürecektir, yorumları yer aldı. Analizde geçen, transit devletten Avrupa'nın gaz tedarikçisine, alt başlığı altında Türkiye'nin batıya ihracat olanaklarının şu ana kadar yetersiz boru hattı kapasitesi sebebiyle sınırlı olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin LNG yükleme ve depolama kapasitelerine büyük yatırım yaptığı, ayrıca Karadeniz'de gaz üretiminin de artmaya devam ettiği bildirildi. Anlaşmalarla Ankara'nın bölgesel bir gaz tedarikçisi olmayı hedeflediğine vurgu yapan Alman medyası, şimdiye kadar Türkiye, Azerbaycan'daki gaz sahalarından yapılan teslimatlarda Trans Anadolu Boru Hattı ve Trans Adriyatik Boru Hattı aracılığıyla Avrupa için öncelikli olarak transit ülke olarak hareket etmiştir. Ancak bu sadece birkaç yıla kadar değişebilir, yorumunda bulundu. Avrupa Birliği'nin 2027'ye kadar Rusya'dan petrol veya gaz ithalatından tamamen bağımsız olmak istediği bilgisini paylaşan analizde, tam da 2027 yılına Total, Shell ve Exxon'dan Türkiye'ye teslimatların başlaması planlanıyor, diyerek zamanlamaya dikkat çekildi. Hindistan medyasında son zamanlarda Türkiye odakta.
Geçtiğimiz hafta Indian Defense Review'da çelik kubbe sistemi masaya yatırıldı. Türkiye güçlendirilmiş askeri bağımsızlık planının amiral gemisi projesi olan kendi füze savunma sistemi çelik kubbeyi kurmada hızla ilerleme kaydediyor diye yazıldı. Haberde çelik kubbenin büyük bir teknolojik meydan okuma olduğu ve uluslararası topluma güçlü bir mesaj verdiği yazıldı. Çelik kubbeyi S-400 ve diğer hava savunma sistemlerinden ayıran şeyin çelik kubbenin %100 Türk tasarımı olduğu ve son teknolojiyle dizayn edildiği ifade edildi. Haberde çelik kubbenin yapay zeka ile entegre olduğundan da bahsedildi. Bu teknoloji gerçek zamanlı tehdit analizine olanak tanır ve çeşitli savunma unsurlarını tek bir merkezi komuta ve kontrol sistemi altında koordine ederek yanıtları optimize eder. Bu koordinasyon yeteneği saldırıları önceden tahmin etmek ve etkili bir şekilde etkisiz hale getirmek için önemlidir. Aynı zamanda Türkiye'ye çok sayıda ve çeşitli tehditlere karşı esnek ve hızlı bir yanıt sağlar diye yazıldı. Amerika merkezli Defense Arabia'da çelik kubbeyi inceleyen bir analiz yayınlandı. Arapça olarak yazılan analizde, "Türkiye hava sahasını artan tehditlerden korumak için cesur ve stratejik bir adım attı." diye yazıldı. Haber, "Ankara çelik duvar örüyor." manşetiyle yayınlandı. Bu sistem kapsamlı hava kapsama alanı sağlamak üzere uyum içinde çalışan birbirine bağlı bir radar, sensör ve füze ağına dayanmaktadır diye yazıldı. Sistemin yapay zeka ayağı bu makalede de öne çıktı. Çelik kubbenin kullandığı yapay zeka doğru kararlar vermek için büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak işlemek ve analiz etmek için kullanıldığından çelik kubbede çok önemli bir rol oynuyor. Yapay zekanın verileri entegre ederek hızlı ve verimli yanıtlar oluşturabildiğinin altı çizildi. Türkiye'nin savunma sanayisiyle ilgili yabancı basında tarama yapmaya devam ediyoruz. Kanada Toronto merkezli Geopolitical Monitor geçen hafta "Türkiye'nin savunma sanayi küresel bir oyuncu olarak ortaya çıkıyor" başlıklı bir analiz yayınladı. Gelin kısaca göz atalım. Analizde Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisini yerlileştirmede önemli adımlar atarak büyük bir silah ihracatçısı olarak ortaya çıktığı hatırlatıldı. Ülkenin yüksek kaliteli, uygun maliyetli savunma ekipmanları üretmedeki ilerlemeleri Sahraaltı Afrika ve Körfez gibi bölgelerdeki stratejik etkisini güçlendirdi diye yazıldı. Aynı analizde savunma sanayisinin yerlileşmesindeki tarihsel arka plan masaya yatırıldı. Osmanlı döneminde askeri üretimin sınırlı ve büyük ölçüde yabancı tedarikçilere bağımlı olduğu söylendi. Bu bağımlılığın Atatürk yönetiminde de devam ettiği ve takip eden yıllarda da pek değişmediği ifade edildi. Türkiye'nin savunma sanayisini yerlileştirmesinin dönüm noktası olaraksa 74 Kıbrıs Barış Harekatı gösterildi. Amerika'nın silah ambargosuyla birlikte Türkiye'nin savunma üretiminde kendi kendine yeterlilik arayışına girdiği yazıldı. 21. yüzyılda büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde Türkiye'nin savunma sanayisi için önemli bir büyüme ve dönüşüm dönemine girdiği yazıldı. Hükümetin yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmaya yönelik sürekli vurgusu yatırım ve yerli üretim kapasitelerinde bir artışa yol açtı diye yazıldı. Sırada Japon basınından bir haber var. Japonya merkezli olan ve Asya bölgesine odaklanan medya kuruluşu Nikkei Asia geçen hafta "Erdoğan Türkiye'nin bağımsızlığını artırmak için diplomatik satrancı yoğunlaştırıyor" başlıklı bir analiz yayınladı. Hiroyuki Akita imzalı analizde Batı ve Doğu bloklar arasında dengeyi sürdüren Türk dış politikası ele alındı. Akita, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem NATO'yla hem de Moskova hattıyla yakın ilişkilere sahip olduğunu ve Erdoğan'ın her iki rakip grubu da etkileyen taktiklerden hoşlandığını yazdı. "Türkiye Moskova ile etkileşim içinde kalırken aynı zamanda Kiev'e insansız hava araçları tedarik ediyor ve Ukrayna'nın bağımsızlığını destekliyor" diye yazıldı. Akita, Erdoğan'ın diplomatik manevralarını daha iyi anlamak için Eylül ayı başlarında Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve bir düzineden fazla uzman ve hükümet yetkilisiyle görüştüğünü yazdı. Ona göre birçok uzman ABD hakimiyetinin azalması ve çok kutuplu bir dünyanın yükselişi konusunda endişelerini dile getirdi. Sadece NATO'ya güvenmenin ülkenin güvenliğini garanti etmeyebileceğini savunduklarını söyledi. Sonuç olarak Türkiye kendisini tüm olası senaryolara karşı kendini korumak için çeşitli yönlerde ittifaklar peşinde koşuyor diye yazdı.
Türkiye'nin teknoloji alanında attığı adımlar son dönemde dikkat çekiyor. Merkezi Londra'da bulunan Arabi21, Türkiye'nin kendi küresel konumlandırma sistemine sahip olması ne anlama geliyor sorusuyla bu konuyu analiz etti. Haberi yapay zeka ile üretilen bir görselle verdiler. Türkiye, savunma ve uzay sanayilerinin yerelleştirilmesi, yenilikçi girişimlerin ve yerelde geliştirilen teknolojilerin teşvik edilmesi yoluyla uzaydaki varlığını güçlendirmeye çalışıyor, diye yazıldı. Analizde, Türkiye Starlink sistemiyle rekabet edebilir mi? Şeklinde bir alt başlığa da yer verildi. İki sistemin de dünya yörüngesine konumlandırılması açısından benzediğini fakat sistemlerin boyutlarının farklı olduğu yazıldı. Türkiye'nin küresel konumlandırma hamlesi henüz başlangıç aşamasında. 2030'a kadar uzaya 120 uydu göndermeyi hedefliyor. Starlink ise hali hazırda binlerce uydudan oluşuyor. 6 Şubat depremi sonrasında Elon Musk, Türkiye'nin bazı bölgelerinde Starlink hizmeti sunmayı teklif etmişti. Ancak Türkiye bu teklifi reddetmişti. Arabi21'da çıkan yazı, Türkiye'nin bu reddinin Ankara'nın 15 yılı aşkın bir süredir devam eden kendi savunma ve teknolojik yeteneklerini elde etme arayışına da bağlıyor. Türkiye'nin BRICS üyeliği konusu son bir aydır ülkemizle ilgili en çok konuşulan konu. BRICS üyesi ülkeler, hatta üye olmayan ülkeler bile Türkiye'nin gruba girişiyle ilgili görüş bildirdiler. Geçen hafta Hindistan'da, Pakistan'da ve Çin'de Türkiye'nin BRICS üyeliği ile ilgili konuşulanları masaya yatırmıştık. Şimdi ise Avustralya'ya gidiyoruz. Canberra merkezli Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nden William Gourlay geçen hafta kapsamlı bir analiz yayınladı. Bildiğiniz gibi İngilizce'de BRICS tuğlalar anlamına geliyor. Yazar Gourlay, sesteş kelimelerle bir benzetme yaparak BRICS bloğunda bir Türk biriki, yani Türk tuğlası, başlığını seçti. Yazıda Türkiye Batı ile Doğu arasında seçim mi yapıyor başlığı üzerine gidildi. Gourlay, uzmanların bu üyelik meselesini Amerika liderliğindeki tek kutuplu düzenin çöküşüne doğru giden bir adım olarak gördüklerini söylüyor. Gourlay'in uzmanlardan kastıysa Stephen Kupa. Kupa, geçtiğimiz Eylül ayının başlarında Defense Connect'te bu konuyla ilgili kapsamlı bir analiz yayınlamıştı ve benzer şeylerden bahsetmişti. Gourlay, BRICS'in Avrupa Birliği'ne politik ve ekonomik bir alternatif olduğunu söylüyor. Bu alternatif Türkiye için daha misafirperver olabilir, diyor. Aynı zamanda BRICS'in bir Hristiyan kulübü olmadığının da altını çiziyor. Sizin de bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan 2005'ten beri Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan kulübü olmadığını, bu sebeple de Türkiye'yi birliğe almak zorunda olduklarını söylüyor. Yazar Gourlay de buna atıf yapıyor. Şimdi ise Katimerini'de geçen hafta yayınlanan bir röportaja geçiyoruz. Röportajı verense Washington merkezli Dış İlişkiler Konseyi'nde uzman Stephen Cook. Kendisi FETÖ terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Amerikalı biri. 16 Temmuz 2016'dan beri hükümetle ve özellikle Erdoğan'la ilgili eleştirel yazılar yazıyor. Geçen hafta söyledikleri ise Erdoğan nefretinin boyutlarını gözler önüne serdi. Cook, Yunanistan merkezli Katimerini gazetesinde ABD Türkiye'ye karşı daha sert olmalı diyerek açık bir çağrıda bulundu. Yazıdan kısaca bahsedeceğiz fakat önce haber için kullandıkları görsele bir bakın. Türkiye'de merhum Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin pankartını taşıyan bir grup. Cook, ABD'yi nasıl etkileyeceğini biliyor. Yazıda Türkiye'deki Amerikan karşıtlığının gittikçe güçlendiğinden bahsediyor. İzmir'de yaşanan Amerikalı görevlinin başına çuval geçirilmesi gibi olayları bir bir anlatıyor. Cook, Washington yönetiminin ülkenin yarısından fazlasının Erdoğan'a oy vermiş olduğu gerçeğini kabul ettiğini söyledi. Cook, Türkiye'nin Hamas'a verdiği destek sorulunca ise ilginç bir iddia ortaya attı. Amerikalı yetkililerin savaş sonrası Gazze'de Türkiye'nin rolü olacağı için Hamas'a destek konusunda Türkiye'ye ses çıkartmadıklarını iddia etti.